Orçe İnşaat Deniz Park Panorama'nın sunduğu Göksal Noca ile Muhtar Firar'da başlıyor. Evet sevgili takipçilerimiz, bakın bugün neredeyiz? Bugün Muhtar Firar'da 32. bölüm, 32. hafta dile kolay. Hani her hafta diyorum ya, böyle özel büro çekimlerinde hani bize böyle bir sürü kebaplar, künepeler, lahmacunlar, pideler geliyor ya. İşte biz onları bu akşam aslını yaşatıyoruz, aslını. Bey Kebap sponsorluğunda bu akşam Muhtar Firar'da'yı çekiyoruz. Size şahane bir sıra gecesi hazırladık. Urfa sıra gecesi tabii ki Bey Kebap'ın katkılarıyla. Allah razı olsun. Vallahi bizi hiç yalnız bırakmadı Bey Kebap. Biz de onlarla bu akşam hep beraber Gemlik'ten saz arkadaşlarımız ve özel Urfa'dan saz ekibimiz sizler için sıra gecesi yapıyoruz. Bu program kaçmaz. Bu arada bizi Instagram'dan, YouTube'dan, Facebook'tan takip ediyorsunuz. Altına yorum yapıyorsunuz. Biz de o yorumları okuyup ona göre sizlere daha güzel programlarda gelmeye çalışacağız. Evet, hadi buyurun bakalım, başlasın programımız. Çiğ köfteler hazırlanıyor, künepe.
kanepeler pişiyor. Biz de burada ağır 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 müziklerimizi yapıyoruz. Şimdi Hüseyin amca yanıma geldi. Hüseyin amcaya bir soruyorum. Şimdi diyorum ki Hüseyin amca, Sırı Gecesi nedir? Urfa'ya mı özeldir? Bir anlatır mısın bize bir zahmet? Şimdi tarihine bakmış olduğumuz zaman Sıra Gecesi'nin Şanlıurfa'dan çıktığı kesin, yani o kesinleşmiştir. Neden? Fransızlar Şanlıurfa'yı işgal etmiş olduğu zaman bu Fransız işgalinden kurtulmak için bir araya toplanmalar yasaktı o zaman. Fransızlar askerleri kabul etmiyorlardı. Şimdiki gibi korona mı varmış o zaman? Aynen, korona varmış gibi bir araya kimse gelmiyor. Bu nedenle aşiret liderleri bir araya gelip de Urfa'nın kurtuluşuna nasıl vesile olabiliriz? Herkes şunu düşünmüş. Herkes astromanını alıp biz keyfe gidiyoruz, işte alem yapmaya gidiyoruz derken hepsi bir araya geldiği zaman Fransızlar bunlara yanına geliyor. Ne yapıyorsunuz siz? Eğleniyoruz. Ya şu Urfalılara bak be. Biz onların memleketini işgal etmişiz ama bunlar keyif alemden hiç geri kalmıyorlar. Bırakın gitsin keyif etsinler demişler. Ondan sonra çekip gitmişler Fransızlar. O nedenle aşiret liderlerle bizim Urfa'nın 7 kapısı vardır. Her aşiret 7 aşiretten, her bir kapıdan bir aşiret saldırmak neticesinde Urfa'nın kurtuluşuna vesile olmuştur. Bu nedenle o Sıra Gecesi'nde herkes asrom alıp o alem yapmış olduğu zaman bu bir gelenek haline gelmiş ve devam etmektedir. Şimdi Sıra Gecesi'nin ehemmiyeti nasıl olur? Bir gün bende olur, ikinci gün öbür tarafta olur. Sadece kültürel olarak bir araya gelip müşkül duruma düşenleri, garibanları, onlara yardım etmeye, yardımlaşma, dayanışma olarak bir araya toplanmak. Hüseyin amca, Sıra Gecesi acaba sıra sıra olduğu için mi sıra demişler? Hayır, mesela bir gün bende, bir işte gün arkadaşta sıra olduğundan dolayı Sıra Gecesi. Evet, Sıra Gecesi. Bu arada sevgili takipçilerimiz, ben geçen sene 11 gün GAP turu yaptım. Yemin ediyorum, buradan herkese söylüyorum. Muhakkak herkes cebinde parası olan, vakti olan muhakkak Şanlıurfa'ya gidip Şanlıurfa'yı bir yaşasınlar, bir doğu yaşasınlar. Ne olursunuz yani, memleketimiz çok güzel ama Şanlıurfa bir başka güzel. Gaziantep, Mardin bir başka güzel. Ne olur elimizden geldiği kadar bir gezelim, görelim. Ne olursun.
akşam o kadar çok yedik ki. Sağ olsun bey kebap öyle güzel doyurdu ki bizi. Şimdi ağır ağır akşam yemek yedik ama tatlı yemedik. Şimdi ustamız bize künefe hazırlıyor. Ay çiğ köftenin malzemeleri burada ağır 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 şöyle. Bakın ustamın yanına gidin. Ustacığım kolay gelsin. Nasılsınız? Tamam, teşekkürler. Siz nasılsınız? Allah razı olsun. Sürekli kebaplarınızı, künefelerinizi yiyoruz. Sağ olun. Afiyet olsun. İyi ki varsınız. Bey kebap diyorum. Teşekkürler. Bu arada sevgili takipçilerimiz, bey kebap getir, götür. Hepsi var bey kebapta. Arıyorsunuz hemen 15 dakikada kapınızda. Daha ne olsun? Çok reklamımızı yaptım bak bu akşam. Bana çok künefe vereceksin. Ustacığım bir anlatalım künefeyi. Künefe tatlımız herkesin... Nereli esas künefe? Esas olarak Hatay'ın. Yani hakkını vermek gerekirse ama reklamı bizde, tamam. Çeşitliği de bizdedir. Ne güzel. Yani yaptığımız meslek icabı. Genelde biz Hataylılardan daha pratiğe döktük biz bu işi ama aslen Hataylı, ana vatanı. Lezzet aynı mı? Lezzet aynı değil. Yani bizim kullandığımız yağ onlar kullanmasa künefeleri olmuyor. Şimdi bu arada ben hani demin bahsettim ya GAP turuna gittim diye. Evet. İşte ilk turumuz Hatay'dı. Evet. Biz orada böyle 50 kişi görmemiş gibi Hatay'da künefeye saldırdık. Yemekten çok künefe yedik. Tabii nerenin neresi meşhursa. Evet. Tabii bu arada Şanlıurfa'da, Gaziantep'te, işte Diyarbakır'da, Mardin'de her gittiğiniz yerlerde çeşitli künefeler yedik ama dediğim gibi bunun yorumunu sorarsan diyeceğim şimdi. İçeriğinde ne var ustacığım? Bir sayalım. Şu anda yaptığımız peynirde keçi peynirinden. Özel bir. Evet, peynir, şu mu? Evet, keçi peynirinden. Sevgili yönetmenim, peynir bu. Tuzsuz bir peynir mi? Tuzsuz peynir. İçinde fıstıklıdan beraber yaptık. Bu yaptığım şu anda fıstıklı peynirde. Tamam. Sadesi şöyle ben yapıyorum. Şundan bir lokma deneyeyim mi bir? Tabii Hatay'dan geldiği için biraz hafif tuz gibi. Güzel ama. Ama güzel. Yani. Güzel tadı çok güzel. İçinde peynir var. Özelliği evet. Peynir zaten. Sonra kadayıfımız. Kadayıfı var. Mis gibi. Bakın. Bu da hazırlanmış hali. Evet o da çok. Ve olmazsa olmazımız. Antep fıstığımız. Şimdi Antep mi, Urfa mı diye onun da tartışmasını... Yağımız ne? Evet. Tereyağı mı? Tereyağı. Urfa'ya has bir tereyağı. Ay evet. Sevgili takipçilerimiz yemin ediyorum nasıl kokuyor biliyor musunuz? Bak mis gibi tereyağı. Dur bakalım olsun da şimdi sabırsızlıkla evet. Bekliyoruz inşallah. Evet, şu da sevgili yönetmenim şunu da bir çekelim bu da olmuş hali. Evet burada künefemizin olmuş hali. Ay sıcacık mis gibi. Hemen bir ara verelim, hemen şundan yiyelim. Burada bu arada içli köftemiz var. Bey Kebap ilk içli köfte çıkarttığında bana acı gelmişti. Sonra ustalara dedik ki ya burası Urfa değil, burası Bursa dedik. Yani bunu biraz acısını azalttın dedik. Hakikaten Allah razı olsun bizi dinlediler. Ve acısı yaptı, yemin ediyorum. Hatta bu akşam da yedik. Şimdi işte hamileler var, hasta var, canı çeken var. Fakat pahalı bir şey değil yani. Bey Kebap bir telefon kadar yakın size Bey Kebap. Arayın hemen Bey Kebap'tan getirelim size. Beni arayın ben getireyim size. Bu arada lahmacunlarımız var. Çok güzel lahmacunlarımız da. Hafif acılı. Yani bana kalsın hiç acısız ama acısız da olmuyor. Hafif acılı olması lazım. İşte burada da şimdi biraz daha çiğ köfte yoğuracağız. Çiğ köftenin malzemeleri var. Bir sabırsızlıkla bekliyoruz tadımı. Evet. Gemlik'te kaliteli yaşamın yeni adresi Deniz Park Panorama hızla yükseliyor. Siz de müthiş Gemlik Körfezi manzarasına sahip bu projeden ev sahibi olmak isterseniz alttaki numaraları arayabilirsiniz. Yemin ediyorum gittim inşaatı yerinde gördüm. Şahane olağanüstü bir Gemlik manzarası var. İddia ediyorum Körfez'i hiç bu kadar güzel gösteren bir yer bence yok. Güneşin batışı muazzam. Gerçekten şu güzelliğe bakın ya. Böyle bir manzara var mı? Bakın şuraya bakın ya. Şu körfeze bakın, şu maviliğe bakın. Ay süper. Şahsen ben dairemi seçtim. Bakın benim dairem bu. Ay şurada oturup da Allah aşkına şu manzaraya karşı çay içilmez mi ya? Bakar mısınız? Benim dairem bu arkadaşlar. Ben bunu seçtim. Bu benim olsun. Siz de lansmana özel fiyatları kaçırmayın. Hemen alttaki numaraları arayın.
Kibar amca var. Kibar amca soracağım bakalım. Adı Kibar mı? Kibar olduğundan mı? Kibar amca esas adın ne? Mustafa. Ha, ama Kibar amca diyorlar. Kibarlığımdandır. Ay ne güzel. Teşekkür ederim. Teşke herkes kibar olsa. Kibar amca, bir çiğ köftemiz ustamız başladı yoğurmaya. Evet. Ben rica ettim. Aman usta dedim, ne olur. Az acılı yap dedim. Bakalım şimdi az acılı yapacak sözde. Urfa'da işte demin de bahsettik. Ben de GAP turunda Urfa'ya gittiğimde bize de çok güzel bir sıra gecesi yaptılar. Bir 500 kişilik falan bir sıra gecesi yaptık. İşte orada da yoğruldu çiğ köfteler. Onları tembih ettik. Aman dedik. Biraz hadi biz Bursa'dan geliyoruz. Acısız olsun. Tamam muhtarım dediler. Acısı yapacağız. Fakat yemedik. Şimdi bize bir anlatır mısın? Çiğ köfte Urfa'da nasıl oluyor? Çiğ köfte normalde Nemrut'un zamanında ateşi yasak etti Nemrut. Ondan sonra bir anne çocuklarını doyurmak için ateş yakamadığı için bulguru, salçayı, biberi karıştırarak yoğurmaya başlamış. Çocuklarını yedirmiş. Çok enteresan. Sevgili takipçilerimiz, Nemrut zamanında ateş yasak olduğu için anne çocuklarını doyur. Bak ne kadar mantıklı. Ben de hiç bugün ilk defa duydum. Çocuklarını doyurmak için taşta eti ezmiş, bulgurla salçayla karıştırıp öyle. Oradan adı çiğ köfte mi kaldı? Oradan çiğ köftemiz çıktı. Çiğ köfte de uygun yani, doğru. Mesela Adıyaman'da çiğ köfte yapıyor ama Urfa'da mesela bir Adıyaman çiğ köfte satılmaz. Neden? Herkesin evinde çiğ köfte var. Satılmaz. Allah Allah. Çünkü herkesin evinde çiğ köfte vardır. Bizim Karacaali gibi kimse zeytin almaz çünkü herkesin evinde zeytin var. Aynen. Ben 54 yaşındım, hayatımda zeytin almadım. Çok istiyorum böyle bir kilo bir zeytin alayım evime yiyeyim ama maalesef. Bir de bizim bir isotumuz dediğimiz isot. Ne biber değil yani, isot. Isot, acısı dedin ya, acısı fazla yakmaz. Vallahi ben çok yandım Kibar amca. Yok, acısı kalıcı değil. Kalıcı değil, kesinlikle. Yani yakmaz. Ya aslında tabii benden kaynaklanıyor. Normalde bir çiğ köfte acısız yenmez. Saman gibi olur tabii ama işte o da benden kaynaklanıyor. Ben acı sevmiyorum, acı yemiyorum. Kibar amca, kaç senesinde geldin Urfa'dan? 2012.
daha çok yenimiş. 9-10 sene oldu. Bir şey değil. Hasan keyfiniz çok güzel, ayrı bir güzel. Göbekli Tepe'ye gittiniz mi? Göbekli Tepe'niz ayrı bir güzel. Her yere Urfa'nın karış karış her yerine kaleye gezdim. Çıktınız mı? Kaleye çıktım Urfa Kalesi'ne ve Balıklı Göl'de cuma namazını kıldım. Allah kabul etsin. Yani hayatımda bir cuma selası okundu. Ciğer yediniz mi? Ciğer yemeden olur mu? Ve hatta sıra gecesinden çıktık, gece sokakta ciğer yedik. Meşhur sokak ciğercilerinden. Yani sevgili takipçilerimiz, benim anlatmamla olmaz. Urfa'nın neyini anlatayım? Hangi birini anlatayım? Hepsi birbirinden güzel. Anlatmakla olmaz, yaşamak lazım. Siz de hadi beni takip edin. Şu korona bitsin, pandemi bitsin. Ben hep beraber bir kap turu yapayım. Bu arada reklamlar. Hadi bakalım. Kibar amca başka? Urfa'da ne yenir? Lahmacundan. İçli köfte. Lahmacun. Tatlılarda künefe yani. Kadayıf demedim. Zeliha'nın bahçesi mi? Zeliha'nın kuyusu mu? Aynı Zeliha. Aynı Zeliha ne demek? Zeliha'nın gözü. Su akar oradan. Bakın belki çok reklam yapıyorum ama yemin ediyorum. Bir tane lahmacun yedim. Özel bir yere gidilecekti. Cuma namazından çıktım. Grubu bıraktım. Yemin ediyorum Zeliha'nın bahçesi diye dedi. Orası yemin ediyorum orada bir lahmacun yedim. Bakın hala da tadı damağımda. Yemin ediyorum bu kadar güzel bir lahmacun yemedim. Hemen orada bir acele bir lahmacun söyledim Kibar amca. Evet. Bol yeşillikli bir lahmacun getirdiler. Hatta sorduk garson beye. Ya dedi abi bize özgü bu dedi. Biz dedi eti dedi. Kıyıyoruz dedi. Aynen. Anladı ne onun adı? Beykebat'ta bak bu ustamız da kebabı zırhla çekiyor. Vallahi belki bunu tercih ediyoruz. Herkes etsin bence. Evet, Urfa'ya geldik. Nereleri gezelim? Kale, Göbekli Tepe, tamam. Ayn Zeliha, Hasankeyf. Yani gezmek için çok heyecanlı. Halfeti zaten. Bozova. Vallahi anılarım canlandı. Yemin ediyorum sevgili seyirciler. Biredik. Anılarım canlandı. Haram. Ya her Doğu'nun her tarafı çok güzel. Evet. İşte demin de bahsetmiştim. Bir de misafirperver çok. Doğu insanı, ben ona çok dikkat ettim. Çok misafirperver. Aynen. Çiğ köftemiz olmak üzere ustamız şovunu yapıyor. Evet. Çiğ köfteyi yiyen coşuyor. Yok. Evet sevgili takipçilerimiz program burada bitmiştir. Bundan sonra vallahi çok acı. Acı değil ya. Çok lezzetli ama yemin ederim çok acı. O zaman ben sana tabii Urfalıları niye bu kadar böyle cana yakın oldukları belli oldu. Oh! Çiğ
köfte yiyen bak zıplıyor, yerinde oturmuyor. Umut sen yemedin değil mi? Yedim. Yedin mi? Yedim. Hadi o zaman hareket. Acıdır ha. Halo. Baba ciğerim ciğeri bayram. Baba ciğerim yani ciğerim ha. Daha ciğeri bayram. Ciğerim yok diyor. Bakın bana onu vur lan. O da Ahmet abigiller. Bu kadar. Bak geliyor ha. Geliyor. La verin la verin la. Mutlaka gelmiyor. La verin baba verin la. Baba yiyorsun ha. Baba kurban olurum yiyorum bunu. Baba halo yiyor ha. Hayır baba. Ama ben bilmiyorum marul. Bura baba yürüyün çok taşlı. Ula Urfa'da yapılmıyor bu ya. Gerçek bak. Haydi bismillah. Çok mu acıyor? Hele bir de vere sana ağzıma. Bu akşam hem karnımız doydu hem ruhumuz müziğe doydu. Size az bir şey de olsa, bir nebze de olsa Urfa gecesi yaşatmaya çalıştık. İnanın biz çok zevk aldık, çok keyif aldık. Çok güzel şeyler yedik, çok güzel müzikler dinledik. Ve hala da devam ediyoruz. Evet, Geblik'te yanımda Kadir abim, sevgili Ahmet arkadaşım. Belki Geblik'te bir eksiği kapattılar. Bir olmayanı oldurdular. Bey Kebap, inanın bunların biz hepsini yaşattı. Çünkü biz Bey Kebap'la çalıştığımız için... Çünkü herhalde Bey Kebap'tan yiyeceğiz, içeceğiz. Başka yerden yemez mi hiçbirimiz zaten normal değil. Evet sevgili Kadir abim, nasıl gidiyor? Bey Kebap nasıl gidiyor? Öncelikle Gemlik'te? Çok teşekkür ederim muhtarım bize böyle bir fırsat verdiğiniz için. Her zaman. Bizim kültürümüzü, bizim geleneğimizi yaşattığımız için size teşekkür ediyorum. Biz de çok zevk aldık bu geceden. Biz de özlemiştik. Umarım halkımız da özlemiştir. Güzel bir nebze yüzlerini güldürebildiysek ne mutlu bize. Biz Bey Kebap olarak 1,5 sene oldu açılalı. Çok şükür millet bizi sevdi, halkımız bizi sevdi. Biz de onlara layık olmaya, onlara daha güzel kaliteli bir şeyler yedirmek için, içirmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Böyle bir fırsat doğdu. Biz de teşekkür ediyoruz muhtarımıza bu fırsatı verdiği için. Afiyet şeker balı olsun izleyenlerimize. Sevgili Ahmet senden de alalım, nasıl gidiyor? Evet muhtarım, öncelikle bize bu böyle şeyi sunduğunuz için teşekkür ederiz. Bu Urfa yöresel yiyeceklerini bu sıra gecesini falan tanıttığımız için biz çok mutluyuz. Gemlik halkına böyle hizmet ettiğimiz için çok mutluyuz. Bey Kebap olarak 1,5 senedir hizmet etmeye devam ediyoruz Gemlik halkına ve biz bunu şeref olarak alıyoruz. Ve 1,5 senede aldığımız güzel tepkileri inşallah bir uzun süre devam ettirmek
en büyük amacımızdır. Şimdiden size teşekkür ediyoruz. Rica ederim. İnşallah Allah daim etsin. Sevgili takipçilerimiz, hani ben kendi şahsıma dedim ya, ben acı yemiyorum diye. Yemin ederim iki tane çiğ köfteyi götürdüm. Tamam, ilkler çok acı geldi ama üstte de künefe yedim be kardeşim. Bu kadar güzel olur mu bir künefe? Yemin ediyorum şu an ağzım bal kaymak. Hepinizi Beykabab'a bekliyoruz. Hadi buyurun arkadaşlar. Yeter hadi, bize de bırakın künefe. Benim skinny bar da ver. Onu da bana ver. Yok. Bana ver. Daha güzel bu. Organizasyonda, başka bir toplumda buluşmak dileğiyle bizde kalın, sağlıkla kalın, esen kalın. İyi akşamlar hepinize. Orçe İnşaat Deniz Park Panorama, Göksal Noca ile Muhtar Firarda'yı sundu.